Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Indo Defense Savunma Sanayi Fuarı, 2 ila 5 Kasım 2022 tarihleri arasında Endonezya'nın başkenti Jakarta'da düzenlendi. Fuara en yüksek yabancı katılım ise 30 aşkın firmayla temsil edilen Türk savunma ve havacılık sanayi sektörü tarafından gerçekleştirildi. Savunmasanayist.com tarafından edinilen bilgilere göre, fuar esnasında BAE merkezli Edge adlı savunma sanayi firmasının standında, Roketsan üretimi mühimmatların sergilenmesi ise dikkat çekti. Edge şirketinin standında sergilenen mühimmatlar arasında, Roketsan üretimi TR-107 ve TR-122 topçu roketlerinin bulunduğu görüldü. Ayrıca Desert Sting serisi mühimmatlarında yine Roketsan üretimi MAM serisi SİHA mühimmatlarına benzerliği dikkat çekti. Edge şirketinin standında sergilenen mühimmatlarının çoğunun, çeşitli uluslararası savunma sanayi şirketlerine ait olduğu biliniyor. Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Türkiye'den silahlı insansız hava aracı talebinin olduğu biliniyor. İki ülke arasında bu konuda görüşmelerin gerçekleştirildiği tahmin ediliyor. Türkiye ile BAE arasında savunma sanayi işbirliğini artırmaya dönük çalışmaların bir sonucu olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şubat ayındaki BAE ziyaretinde iki ülke arasında savunma sanayi işbirliği niyet mektubu imzalanmıştı. İmzalar Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir ile Tavezun CEO'su Tarek Alhosani tarafından atılmıştı. Bu niyet mektubunun bir yansıması olarak ise Mayıs ayında BAE Tedarik Kuruluşu TAWAZUN ve BAE'li şirket yöneticilerinin SSB ziyaretinde iki ülke arasında iki mutabakat muhtırası imzalanmıştı. Türk savunma ve havacılık sanayi sektörü, son dönemde Afrika, Asya ve Avrupa bölgelerine gerçekleştirdiği ihracatlar ile dikkat çekiyor. Sektör bu performansı, daha arttırarak Körfez bölgesine yansıtmayı hedefliyor.